Herkese merhabalar. Yeniden 8 hazırlık kampımıza üçgenler konumuzla beraber Zor bir konu hocam. Önemli bir konu. Neden diyeceksin? Çünkü LGS'ye hazırlıkta geometri kısmı gerçekten hem 5'te hem 6'da hem 7'de hep karşımıza gelen bir kısımdı. Ve şimdi 8'de karşımıza üçgenlerle gelecek. Açı orta, kenar orta, yükseklik ve üçgenin elemanları, yardımcı elemanları. Üçgen eşitsizliğine bakacağız. Açı kenar bantına bakacağız. Pisagor bantına bakacağız ki en önemlilerinden bir tanesi. LGS'de kesin bir sorusu var. Hatta sana hemen açayım bak. Geçen LGS... sene geldim hocam. Sayısal 2024 sınavımızda hemen sana göstermek istiyorum. Üçgen sorumuzu zaten her sene geldiği için pardon özür dilerim hemen buradan matematik kısmından tak diye üçgen sorumuzu bulalım. Zaten her sene mutlaka mutlaka üçgen sorumuz geliyor. Bak mesela burada biz. açık kenar bağıntılarıyla alakalı bir üçgen sorumuz var. Dolayısıyla bunlar karşımıza geleceği için biz de bu soruların hepsini doğru yapacağız. Mesela bunların hepsi farklı farklı konulara ait. Ama üçgenler mesela burada da aynı şekilde burada da pisagor yaparak çözüleceğiniz bir soru var buradaki üçgenden yararlanarak. Dolayısıyla hep farklı farklı. Mesela burada bir üçgen sorusu var. Dolayısıyla biz bunların her birisini. LGS'de her birisine, üçgen seviliyor LGS'de hocam. LGS'de gerçekten üç tane ilerleyişe gelmiş. Üçgen eşitsizliği, pisagor bağıntısı bunlar gelmediği sene yok. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bunların temellerini beş ve altıda üçgenler ve dörtgenlerle atmıştık aslında. Evet, Üçgen çeşitlerini öğrenmiştik, üçgende açıları öğrenmiştik. Alan ölçme konusunda da üçgende yükseklik ve üçgende alan konularını öğrenmiştik Tonguç'um. İşte bunların temellerini biz bir tekrar edeceğiz seninle beraber. Ve biliyorsun programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz Tonguç Eren Bey'im. Gerçekten de artık sonlara geldik matematikte. Ve programımızı biliyorsun buradaki QR kodu, kare kodu okutarak tak diye buradaki kare kodu bütün programı cep telefonuna indirebilsin. Bunu da hemen söylemek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Aynı zamanda, aynı zamanda Burada. buradaki ödevlerimizi hemen vermek istiyorum. Önce ödevimiz var. Matematikte tomuç 7'den 8 e hazırlık setimizin içerisindeki 7'den 8'e hazırlık yaz kitabımızdaki sayfa 130'u açıyoruz. Sayfa 130'da evladım benim üçgenlerle alakalı iki tane testimiz var. Burada üçgenler bir, üçgenler iki testi. Gerçekten özel sorular bunlar. Yeni nesil yatan sorular. Bunları lütfen çöz diyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Üçgenler deyince aklına geliyor Gen gen gen. Üçgen. Harikasın. Gen gen gen. Üçgen doğru söylüyorsun. Ama evladım gen 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 değil sadece. Üçgenin bir tanımı var. Üçgenin özellikleri var. Çeşitleri var. Açıları var. iç açıları var. Dış açıları var. Yüksekliği var. Alanı var. Çevresi var. Bir sürü. Dolayısıyla bir sürü özellik var. Şimdi bir kere üçgen çeşitlerine bakacağız. Beş. Beşinci sınıfta bunu görmüştük. Üçgende açılara bakacağız. İç açıların toplamını öğreneceğiz hatırlıyorsan. Üç, üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece hocam. Harikasın bak bunu ezbere biliyorsun. Gerçekten tebrik ediyorum seni. 180 derece olduğunu zaten herkes bilmeli. Üçgende yükseklik var. Üçgende alanda bu ikisi zaten birbirle çok bağlantılı. Altıncı sınıfta öğrenmiştik bunu tekrardan. Bir kere üçgen çeşitlerinde biz açılarına göre üçgenler ve kenarlarına göre üçgenleri farklı çeşitlerde ayırabiliyoruz. Mesela açılarına göre üçgenleri dar, dik ve geniş açılı olmak üzere üç farklı gruba ayırıyoruz. Kenarlarına göre üçgenleri de çeşit kenar, ikiz kenar ve eş kenar olmak üzere üç farklı gruba ayırıyoruz. Gel sen de beraber bakalım. Bir kere açılarına göre üçgenlerde dar açılı üçgen dediğimiz üçgen çeşidinin temel özelliği bütün açıları bak burada üçgenin iç, üç tane iç açısı vardır bak. Burada bir üçgen var. Bir, iki, üç tane bu pembiş, bu mavi, bu da yeşil. Bu da üç tane iç açısı vardır diyebiliriz. Ve bunların toplamı kaç derece? 180 derece hocam. Harikasın. Bunu zaten biliyorsun. Süpersin. 180 derece. Peki burada bu üç açı da eğer 90 dereceden küçük ise. Bak çok basit bir kural. 90 dereceden küçükse bu üç açıda 90 dereceden küçükse biz buna 70 60 50 mesela bak görüyorsun bunların hepsinin toplamı 180 derece ve üçü de 90 dereceden küçükse dolayısıyla biz bu üçgene dar açılı üçgen diyoruz. Peki dik açılı üçgen de dik açılı üçgen de bir açısı sadece bir tane açısı 90 derece olmalı. Mesela buradaki bu açı 90 derece ve biz bunu gösterirken dikkat ettiysen, bak şöyle bir ...hatta şöyle yapalım, şöyle bir e, kare gibi bir şey yapıyoruz, ve ortasına nokta koyuyoruz. Bu 90 derecenin gösterimi, yani dik açının gösterimi. Zaten bize matematikte dik açı derse bu 90 derece demektir ve bir açısı bir iç açısı 90 derece olan üçgenlere biz dik açılı üçgen diyoruz. Peki geniş açılı üçgen nedir? Geniş açılı üçgen de bir iç açısının ölçüsü 90 dereceden büyük olan üçgenlere de biz geniş açılı üçgen diyoruz ve bu da mesela 120 derece var. 90 dereceden 120 derece büyük mü küçük mü evladım benim? Büyük hocam. Harikasın. Büyük olduğu için zaten biz bunu ne diyoruz? Geniş açılı üçgen O zaman dar, dik ve geniş açılı üçgenlerimiz var diye hemen aklımıza getirebiliriz. Peki o zaman hadi, evet, hadi bakalım bir de kenarlarına göre üçgenleri tekrar edelim. Kenarlarına göre üçgenlerde de çok basit bak. adı üstünde ikiz kenar bak bu iki kenar birbirine eşitse biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Eğer bütün kenarları birbirlerine eşitse biz buna ...eşkenar üçgen diyoruz. Eğer hiçbir kenarı birbirine eşit değilse mesela burası 4 santim, burası 7 santim, burası 5 santim diyelim mesela. Hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla buna da biz çeşit kenar üçgen diyoruz. Tonguç evladım benim. Çeşit kenarın ne olduğunu anladın mı? Anladım hocam. Harikasın. Bravo diyorum sana. Tüm kenar uzunlukları farklı olmak zorunda. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda ikiz kenarda. Mesela burası altı santim, burası da altı santim olmak zorunda. Ee, peki tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Burada mesela beş santim, beş santim, burası da beş santim olmak zorunda. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Bak ikiz kenarı da ikizlerle göstermiş. Peki geldik hadi bakalım. Üçgenin iç açıları toplamının kaç derece olduğunu söylemiştin demin bana. 180 derece. Harikasın. İşte bu 180 dereceyi gel seninle beraber ispat edelim. Bir kere aldık üçgenimizi koyduk buraya. Şimdi diyorum ki, buradaki iç açısını çıkardım. Hop, bak senin için böyle e, bir şov yapıyorum. Çıkardım. Sonra buradaki iç açısını çıkardım. Hop. Sonra bunu böyle bunun yanına koydum. Tomuç öğrendim benim. Dur bakayım, nasıl yapacaktık? Evet, bravo diyorum sana. E, bunun yanına koydum öğrendim benim. Sonra hop, bunu da çıkardım. Sonra da bunun yanına koydum. Şimdi... İşte bu üçünü birleştirdiğim zaman bir de bakıyorum ki bir de bakıyorum ki şöyle düz bir çizgi çıktı. Bakar mısın? Şöyle koydum bunları. Şunu da şöyle birazcık yapıştıralım. Şöyle yere yapıştıralım bunları da. Harika, harika, harika. İşte düz bir çizgi çıktı. Bu düz çizgi, bu düz çizgi bize bunu göz, şunu gösteriyor. Şuradaki açı 180 derecedir. Ve biz buna doğru açı deriz. Bunun diğer bir ispat metodunu da sana göstermek istiyorum. Bir makasımız var mı Tonguç Eren Bey? Teşekkür ederim makasımız için. Sağ ol canım. Şimdi bak ne yapıyoruz? Üçgenin üç tane iç açısı vardı. Ve biz bunu böyle kesiyoruz. Bak bir tanesini böyle kestim. Bir tanesini de böyle kestim. Sonra diyorum ki ya kardeşim o zaman şunları böyle bir yan yana getireyim. Hop bunu böyle getirdim. Bunu böyle getirdim. Bunu da böyle getirdiğim zaman tak Bak yine aynı şekilde düz bir çizgi çıktı. İşte buna biz üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu. Mesela burası 50 derece diyelim. Burası burası 70 derece diyelim. Hatta burası 60 olsun, 70, 130. 50 derece de buraya kalıyor. İşte mesela bu üçünün toplamının 180 derece olduğunu gösterebiliyoruz bu şekilde. Yani doğru açıya biz 180 derece düz bir doğru çıkıyor üçgenin iç açıları toplamı. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tongucmazda.com ve tüm kitapçılarda. Peki iç açıları toplamı o zaman hemen yazıyoruz. 180 dereceleri tamamdır. Hadi bakalım o zaman bununla ilgili alıştırma yapalım. Mesela ABC üçgenini görüyorsun. Bu ABC üçgeninde A açısı var, B açısı var, C açısı var. B açısı kaç derece? 90 derece. Harikasın 90 derece neden? Çünkü burası dik açı ve bu üçgen nasıl bir üçgen? Dik açılı. ...harikasın, dik açılı üçgen, süpersin. Dolayısıyla çünkü burada 90 derece varsa zaten dik açılı üçgen olduğunu bulabiliyoruz. C açısını bize sormuş. Yani buradaki açının kaç derece olduğunu soruyor. Hadi bakalım ne yapacağız? Bu, bu iç açılarının toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz. O yüzden 44 ile 90'ı toplayıp bir de bu soru işaretini eklesedik 180 çıkacaktı. Ben de bunu şöyle çözüyorum. 44 ile 90'ı topla. 90 artı 44, hop... 134. 180'den de 134'ü çıkar lütfen. Ve burası da tak diye 46 derece çıkıyor. Demek ki buradaki açının 46 derece olduğunu gösterebiliyorum. Burada ufak bir yuvarlak işareti koyuyoruz. Bu da derece demek aslında. Geldik buraya. Şimdi bu üçgene baktığımız zaman 40, 70 burayı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Hemen 70 ile 40'ı topluyoruz. 110 ve 180'den yani toplam iç açılarının toplamından da 110'u çıkardığımız zaman burası da 70 çıktı. Ah bu nasıl bir üçgen bak dikkat ettiysen 70 70 40 dar açılımı dik açılımı geniş açılımı. Dar açılı üçgen. Harikasın. Bu bir dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen. Aynı zamanda çok enteresan bir şey göstermek istiyorum sana. Burası yetmiş, burası yetmişse bunun karşısındaki kenarla bunun karşısındaki kenar birbirine eşittir. Ve bu nasıl bir üçgen biliyor musun? İkiz kenar bir üçgendir. Bu da önemli bir bilgi diyoruz. Mesela aynı şey burada da var. 44, 46, 90, üçü de farklı açı. O zaman bu mesela çeşit kenar bir üçgen. Çeşit kenar bir üçgen. Ve nasıl demiştim buna? Dik açılı Üçgen demiştin. Bravo diyorum sana. Peki geldik hadi bakalım. Ee, bir pratik sorumuz var. TO eşittir TN olmak üzere. Ton bir ikizkenar üçgendir demiş. Tamam. Buna göre ne açısı kaç derece demiş. Dikkat edelim. TO TN'ye eşitmiş. Hemen yazıyoruz. TO ile TN birbirine eşitmiş. Yani ikizkenar üçgen var burada. Ve bunların karşısındaki açılar da... Yani bu bunun karşısında bu da bunun karşısında. Dolayısıyla bunlar da birbirlerine eşit olmak zorunda. Ve bu eşitliği de gösterirken böyle de gösterebilirsin. İstersen şöyle çizgiler de çizebilirsin fark etmez. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü ikiz kere üçgende açılar birbirine eşit olmak zorunda. Peki buradaki açılardan bir tanesi yani ne açısı kaç derece diyor. Bir kere bu bu ve bunun toplamı 180 değil mi? O zaman ben 180'den 130'u çıkartırım. 50. Bu ikisinin toplamı 50 olmak zorunda. E bunlar birbirine eşit. O zaman 50'yi de 2'ye bölelim. Tak diye 25 derece olduğunu göstereyim. Bu arada şöyle gösterilir. Onu da söylemek istiyorum sana Tonguç Eren Bey. E M hangi açı değil? N açısı tak diye eşittir. 25 derece diye yazabiliyoruz. Peki o açısı kaç derece? 25 derece hocam. Harikasın 25 derece. Neden? Çünkü bunlar birbirine eşit zaten. O zaman burası 25 derece ise Burası da 25 derecedir diyebiliriz. Geldik hadi bakalım şimdi yükseklik kavramına. Şimdi artık e, diğer sınıfımızın tekrarına geldik. Bir kere hemen sana bir soru. Everest tepesinin deniz seviyesinden yüksekliği ne kadar Tonguç Eren Bey? Yüksek hocam. Harikasın. Yüksek gerçekten <laughs> evet. Çok güzel bir cevap verdi. Yüksek değil. Bunun belli bir ölçüsü var Tonguç Yüksekliği 8850 metreymiş Everest Tepesi'nin. Yani ben tam Everest Tepesi'nin şurasından böyle aşağı doğru bir asansörle veya bir iple aşağı doğru sarkıtsam kendimi 8850 metre deniz seviyesinden yükseğe çıkar, çıkarım demek. Veya diyelim ki Pizza kulesini biliyor musun? Pizza kulesini. İçinde pizzalar var hocam. Harikasın. Evet içinde pizzalar yok öyle anlayın. Pizza kulesi İtalya'da eğri duran böyle yamuk duran böyle enteresan bir kule. Gerçekten de böyle eğri duruyor. E, adamlar yaparken mühendislik hatası yapmış ama duruyor gerçekten de. Şimdi pizza kulesinin yüksekliği şöyle hesaplanmıyor. Yerden yüksekliği şöyle aşağı doğru bir ip sarkıtıyorlar. Diyorlar ki bak buradan 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 buradan. Yani şuradan şuraya kadar bir yükseklik var. Buna da H diyorlar. Buradaki yüksekliğe de H diyorlar. Niye biliyor musun? İngilizce'de yüksekliğe biz height adını veriyoruz. Height diye H diye gösteriyoruz. Yani H harfiyle gösteriyoruz. Dolayısıyla H diyorlar genellikle yüksekliği. Yüksekliği mesela 57 metreymiş Pisa Kulesi'nin yerden yüksekliği. Dolayısıyla bu yükseklik kavramı buradan buraya olabilir, böyle olabilir ama burası eğik olduğu zaman dolayısıyla bunlara aşina olmamız gerekiyor. Gel bakalım seninle beraber dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlerin yüksekliğine bakalım. Bir kere dar açılı üçgenin yüksekliği aynı bir dağ gibi düşün. Mesela bu dağın tepesi burası değil mi? Bu dağın yukarıdan aşağı doğru bir dik indirmen gerekiyor. Dik. Çünkü sanki bir ip, sanki asansör gibi düşün. Asansörün kapısı bu olsun mesela. Tak diye buradan aşağı e, dik indirdiğin zaman tak diye bu yükseklik bizim dar açılı üçgenimiz yüksekliği. Tüm yükseklikleri üçgenin içinde çıkıyor. Bu da enteresan bir şey. Şimdi bu yüksekliği. Peki bunun yüksekliğine kadar biliyor musun? Bu da aynı şekilde bir dağ gibi düşün. Ama burada bir uçurum var değil mi? Uçurumdan aşağı doğru atlıyormuş gibi düşün. ...ve burası da asansörün kapısı düşün... ...ve burası da yüksekliği oluyor... ...ama burada çok enteresan... ...aynı Pisa Kulesi gibi... ...Pisa Kulesi gibi olduğu için... ...bunun yüksekliği burası... ...yani yerden yüksek... ...burası yer gibi düşünün... ...bak bunun hepsi yer... ...yer yer 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 yer... ...buradan yükseklik bu kadar... ...buradan yükseklik bu kadar... ...buradan yükseklik bu kadar olmak zorunda... ...yani şuradan şuraya kadar mesafeye biz... ...yükseklik adını veriyoruz ...aynı Pisa Kulesi'nin dışarıdan olduğu gibi... ...yükseklikten ikisi üçgenin dışında çıkıyor geniş açılı üçgende. Yükseklerin ikisi üçgenin e, üzerinde çıkıyor. Yani şu mesela üzerinde. Burada içinde çıkıyor. Burada üzerinde çıkıyor. Burada dışında çıkıyor üçgenin yükseklikleri. Çok dikkat et diyorum. Tabii diğer yükseklikleri çizebiliriz burada. Mesela şu şu kenarın yüksekliğini çizmek istesem şu kenarın burası yer olsaydı bu yükseklik olurdu. E, aynı şekilde burası da yer olsaydı şu yükseklik olurdu. Aynı şekilde e, burası yer olsaydı şu yükseklik olurdu mesela. E, aynı şekilde şöyle olabilirdi. Şu yükseklik olurdu. Şurası yer olsaydı. Aynı şekilde e, şu yüksek şurası yer olsaydı şu yüksekliğimiz olurdu. Aynı şekilde burası yer olsaydı bu yüksekliğimiz olur. Yani her bir üçgenin üçer tane yüksekliği vardır. Unutmayın. Kıl bir özellik diyorum ama bir tanesi bilseniz bütün soruları yapabilirsiniz. Şimdi geldik. Üçgenin alanı. Esas konu burası işte. Üçgenin alanı çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü her zaman karşımıza gelecek. Şimdi biz hemen söyler misin bana? Bir dikdörtgenin bir dikdörtgenin alanını nasıl hesaplıyorduk? Burası mesela 5 santim diyelim. Burası da 10 santim diyelim. Ee, bunun bu nasıl tapınır Evren Bey? Kısa kenar x uzun kenar. Harikasın. Kısa kenar çarpı uzun kenar dediğin gibi. O zaman alanı kaçtır bunun? 50 hocam. Harikasın. 50. Süper. Bak bunu herkes söyleyebiliyor. Şimdi peki ben bu dikdörtgeni böyle ortadan ikiye bölsem. Şöyle ortadan ikiye bölsem. Şu parça ile şu parça aynıdır. Yani üst ve alt parça aynıdır. Dolayısıyla ortadan ikiye böldüğüm zaman bunun alanı normalde 50 santimetre kareydi ya. Nasıl bulduk? 10 ile 5'in çarpımı. Bunu ikiye bölmem gerekmiyor mu? Bu ikisi birbirine eşit olan iki alanı bölsen yani 25 santimetre kare olmaz mı evladım? Olur hocam. Harikasın. İşte bu 25 santimetre kare dediğim şey ikiye böldüğüm zaman ortaya çıkan şekil ne görüyor musun? Bak bir üçgen. Dolayısıyla burası üçgen, bütün hepsi bir dikdörtgendi. O zaman dikdörtgenin yarısı üçgendir diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Harikasın. Dikdörtgenin yarısı üçgendir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz biliyor musun? Üçgenin alanı bulurken. Aslında Aynı buradaki gibi bununla bunu çarpıp ikiye bölüyoruz. O zaman burada da şöyle bir kuralımız var. Eğer bir üçgenin alanını bulmak istiyorsan tabanla yüksekliği çarpacaksın. Taban ile yüksekliğini çarpacaksın üçgenin. Sonra bunu ikiye böleceksin. Çünkü dikdörtgenin yarısıdır diyoruz. Mesela hemen sana bir örnek. Buradaki ABC üçgeninin neyin soruyoruz? Alanını soruyoruz. Böyle gösteriliyor. A diye gösteriyor. Kapalı bir şekilde üçgen şeklinde gösteriliyor. Tabanı ne bunun? 8. 8 çarpı ne bunun 6 bölü 2. 6 kere 8 48 bölü 2'den 24 santimetre kare çıkıyor bu üçgenin alanı. Gel seninle bir alıştırma yapalım bakalım. ABC'de bir dikdörtgen olmak üzere DE eşittir EC demiş. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Tamam. Buna göre mavi boyalı bölgenin üç, mavi boyalı üçgenin alanı kaç santimetre kare demiş. Şimdi bir kere bir dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Burası 12 ise burası 12'dir. Burası 18 ise burası da 18'dir. E bunlar birbirlerine eşitse bunlardan bir tanesi kaçar santimetre? 9 hocam. Harikasın. 9 9 diye 2'ye ayrılır. Peki bu mavi üçgene baktığımız zaman enteresan Pisa Kulesi gibi duruyor değil mi? Ve buna biz geniş açılı üçgen diyoruz çünkü burası 90 dereceden daha büyük. İşte bunun alanını bulabilmek için yine aynı şekilde tabanı yani şurası taban diyelim buna, taban diyelim taban 9 çarpı tabanla neyi çarpıyordum? Yüksekliği çarpıyordum. Pisagoras'ın yüksekliği nasıl bulduk? En yüksek noktasına aşağı doğru bir ip sarkıtıyoruz ve burası da yüksekliği oluyor. İşte en kıl nokta burası. O zaman yüksekliği 12 çıkıyor dikkat ettiysen. Böyle 2 diyoruz e, ee, 6 kere 9 54 santimetre kare şeklinde bulabiliyoruz cevabımız. Aman dikkat et bak tabanını bulmak basitti. Burasını sanki bir pisa karesi gibi düşün. Buranın tabanı burası. Yüksekliği ise buradan aşağı doğru dik indirmen gerekiyor. O yüzden dışarıda çıkıyor. Üçgenin dışına çıktığı için zor ve kıl bir soru diyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Geldik bakalım yeni bir sorumuza dikkat sorusu. Şekilde bir dik üçgenin kenar uzunlukları verilmiş demiş 9, 12, 15 tamam. Bu üçgenin FR kenarına ait yüksekliği, FR kenarına ait yüksekliği yani şurası taban dersek, burası taban dersek, bunun yüksekliği nasıl hesaplanır biliyor musun? Şimdi bir kere bunun tepe noktasını aşağı doğru bir dik inmemiz gerekiyor. Bu da yüksekliktir. Şimdi bunu bulmamızı istiyor. Hayda nasıl bulacağız ya? Bu bir dağ gibi düşün. Tamam buradaki yüksekliği bulacağız. Yüksekliği bulabilmek için ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Şöyle düşüneceğiz. Diye, diyeceğiz ki ya bir kere bu üçgenin alanını ben bulabiliyor muyum? Bu üçgenin alanını bulabilirim. Neden? Çünkü ben bu üçgene böyle bakarsam bunun tabanı burası olur. Tabanı burası olsun. İstediğim yerden bakabilirim. Burası taban olur. Burası taban olur. Eğer böyle bakarsam burası yeryüzü diyelim. Bunun en yüksek noktası nesi burası? Buradan aşağı doğru bir ip sarkıttığım zaman 12 santimetre. O zaman tabanı 9 9 çarpı yüksekliği 12 bölü 2 alt 54 santimetre kare bunun alanıdır diyorum. Yani şu üçgenin alanı 54'müş. E ben bunu böyle çevirirsem yine aynı 54 olmak zorunda. Dolayısıyla hiçbir şey değişmemek zorunda. Evet, dolayısıyla ne yapacağız bunun bunun alanı da aynı şekilde 54 olmak zorunda o zaman diyorum ki bu sefer tabanı 15 olsun 15 çarpı yüksekliği bilmiyoruz h diyelim bölü 2 eşittir yine 54 olmak zorunda dolayısıyla ne diyorum hemen burada e, denklem çözümü yapacağım e, 15 e, buradan hemen şöyle yaparsak her iki tarafı 2 ile çarparsak taktuk bunlar bir yüzde 15 h eşittir 108 çıktı her iki tarafı 15'e böldüğüm zaman veya x'e diye bir fark etmez her iki tarafı 15'e böldüğüm zaman h eşittir 108 bölü 5 yani 7,2 virgül santimetre çıkar Tonguç evladım benim. Zor ve kazık aziz bir soruydu. Ama bravo diyorum sana. Birazcık konuyu anlamak için hemen şöyle tekrar edeyim sana bu üçgenin alanını bulduk. Ama böyle baktık da bulduk. İstersek böyle de bakıp bulabildik. 12 kere 9 da yapabildik. Sonuçta nereden baktığımıza bağlı değişir. Ama aynı sonucu verir her zaman. 12 kere 9 bölü 2 de 54 çıkar. Sonra ne yaptık? Bu üçgenin alanını bu taban çarpı bu yüksek bölü 2'den hesap, et, hesap ettik yüksekliği. Geldik hemen yeni bir sorumuz. Artık son sorumuz. Yandaki kareli kağıt üzerinde mon ve pon üçgenleri çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi kareli kağıt soruları LGS'de özellikle çok çıkan bir soru tarzıdır. Şimdiden söylemek istiyorum. Bir kere bu üçgende sarı bölgenin alanı nasıl bulabiliriz? Diyorum ki ya kardeşim şöyle büyük bir üçgen var. Bak at gözlüklerimizi çıkartalım. Şöyle turuncu bak etrafını turuncu geçtiğim büyük bir üçgen var aslında. Bu büyük üçgenin Tabanı ne kadardır? Tabanına bakalım ama karelik hattan sayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tabanı, tabanı altı. Burası altı. Peki yüksekliği ne kadardır bu üçgenin? Şöyle büyük üçgenin, turuncuya bakıyorum. Şuradan aşağı bir, iki, üç, dört, beş. O zaman yükseklikte beş çıktı. İşte bu ikisini çarpıp yani... 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 santimetre kareyi bulursam bu aslında benim için turuncu üçgendir. Şimdi bir de şuradaki maviye bakalım. Mavi, mavi mi? evet. Maviye bakalım. Şu mavi üçgene bakalım. Bu küçük bir üçgen. Tabanı yine altı bunun. Taban e, yine altı. Taban yine altı. Yüksekliği 1, 2. Yani şu üçgenin yüksekliğine bakıyoruz. Yükseklik 2. O zaman ben diyorum ki ya 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 bu mavi üçgenin alanı. Peki o zaman bu sarı üçgen aslında büyük turuncudan mavinin çıkmış hali değil mi aslında? Dolayısıyla turuncu 15'ti. Mavi 6'ydı. 15 eksi 6. 15 eksi 6'dan 9 santimetre kare bu sarının alanı diyorum. Bravo 9 birim, birim kare daha doğrusu cevabımızın 9 olduğunu bulabiliyoruz. Peki ödülü sorumuzu yapıyorum. Yolu. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.